Hello everyone. I would like to explain you today have got and has got. Bugün size have got ve has got'ı açıklamak istiyorum. Have got ve has got'ı nasıl kullanırız? Özellikle altını çizmek istiyorum. Have got, has got, sahip olmak. Eğer biz bir şeye sahip isek ve bu sahip olduğumuz her ne ise ona sahip olduğumuzu, birinin ona sahip olduğunu söylemek istiyorsak İngilizce'de have got ve has got yapısını kullanıyoruz. Cümleler olumlu, olumsuz, kısaltmalı, short answer, kısa cevap şeklinde birbirinden ayrılıyor. Ve özellikle afirmatif yani olumlu bir cümle nasıl yapılır onun altını çizmek istiyorum. Sahip olmak, have got. Affirmative, olumlu. I have got, ben sahibim. You have got, sen sahipsin. She has got, o kız sahip. He has got, o erkek sahip. It has got, o kedi sahip. I would like to, I'm sorry, like this. Yeah, I need to write again. It has got, o kedi sahip. Ya da herhangi bir eşya, bir şeye sahip. Onun kumandası var, o kumandaya sahip, o düğmeye sahip dediğimizde it has got kullanmak durumundayız. We have got, biz sahibiz. You have got, siz sahipsiniz. They have got, onlar sahip. Özellikle affirmative abbreviation yani kısaltmayı nasıl yapıyoruz? Görmek istiyoruz ve pronunciation'da yani telaffuzda da v sesi vermemiz gerekecek. I've got, ben sahibim. You've got, sen sahipsin. She's, he's, it's got. Buradaki s duyduğumuzda asla o bu bir is değil. Bu aslında has'in kısaltılmış hali. He's got, she's got, it's got. Eğer got'ı görüyorsak ondan öncekine mutlaka has olması gerekir ve burada da bir kısaltma vardır. We've got. Biz sahibiz. You've got. Siz sahipsiniz. They've got. Onlar sahip. Özellikle cümleleri vermek istiyorum. Neyden önce? Negatiften önce. I've got blue eyes. Ben mavi gözlere sahibim. Benim mavi gözlerim var. You have got dark black hair. Senin koyu siyah saçların var. Sen koyu siyah saçlara sahipsin. She has got brown eyes. O kız kahverengi gözlere sahip. He has got green eyes. O erkek yeşil gözlere sahip. It has got brown eyes. Eğer kediniz varsa o kahverengi gözlere sahip. Şimdi özellikle negatifin altını çizmek istiyoruz. Bütün İngilizcelerde negatif bir cümle kurmak istiyor isek mutlaka sonuna not getirmek zorundayız. Neyin sonuna? Eylemin ya da yardımcının sonuna. Burada have'in sonuna not getirdiğimizde cümleyi negatife çevirmiş olacağız. I have got, I have not got. Ben sahip değilim. You have not got. Sen sahip değilsin. She has not got. O kız sahip değil, he has not got. O erkek sahip değil, it has not got. Kedi sahip değil, televizyon sahip değil, araba sahip değil. It, cansız olan, eşya olan ve hayvanların yerine kullandığımız bir subject pronounce'ımız, yani bir özne zamirimiz. We have not got. Biz sahip değiliz. You have not got. Siz sahip değilsiniz. They have not got, onlar sahip değiller. Negatif abbreviation, yani negatif kısaltmayı görmek istiyoruz. I haven't got, ben sahip değilim. You haven't got, sen sahip değilsin. She hasn't got, o kız sahip değil. He hasn't got, o erkek sahip değil. It hasn't got, kedi sahip değil. We haven't got, biz sahip değiliz. You haven't got, siz sahip değilsiniz. They haven't got, onlar sahip değiller. İki tane you görüyorsunuz. Öğrencilerim hep bana sorarlar. You ve you. Sen, siz. Özellikle belirtmek için
subject pronounslarının sıralamasına you'yu mutlaka yazmak gerekir. Cümlede nasıl anlayacaksınız? Cümledeki meaning'den ve structure'ın kurulumundan siz mi sen mi olduğunu zaten anlarsınız. Şimdi birkaç tane cümle kurmak istiyorum. Have you got a pen? Bu bir soru cümlesi. Yardımcı olan fiili zaten burada have got'la have yan yana geldi. Have biraz onun auxiliary verb'i gibi duruyor. Have you got a pen? Sen bir kaleme sahip misin? Kalemin var mı? Yes, I have. Evet var. Here you are. Buyurun. Have you got a big garden? Sizin büyük bir bahçeniz var mı? Yes, we have. Evet, bizim bahçemiz var. Have you got a car? Senin bir araban var mı? No, I haven't. Hayır, arabam yok. Has she got a computer? O kızın bir bilgisayarı var mı? Yes. No, she hasn't. Hayır, onun yok. Mutlaka short answer vermemiz gerekir. Çünkü çok uzatmaya gerek yok. Have you got a car? Yes, I have. Araban var mı? Evet, benim arabam var. It's enough. Yes, I have. It's enough for a short answer. Biz yes, I have dediğimizde kesinlikle cevap için yeterli. Has she got a computer? O kızın bir bilgisayarı var mı? No, she hasn't. Hayır, yok. Ya da yes, she has. Evet, var. Onun bir bilgisayarı var. Has it got a remote control? Onun televizyon uzaktan kumandaya sahip mi? Yes, it has. Evet, o sahip. No, it hasn't. Hayır, o sahip değil. I would like to explain again and general revision. Tekrar etmek istiyorum. Have got, has got. Sahip olmak için kullanıyoruz. Bir şeye sahip isek, neye sahip isek? I have got a daughter. Benim bir kızım var. I have got a son. Benim bir oğlum var. Gibi. I have got a car. Benim bir arabam var. I have got a computer. Benim bir bilgisayarım var dediğimizde have got kullanıyoruz. Has got'ı ne zaman kullanıyoruz? He, she, it'te has got kullanıyoruz. Neden? Aslında have got ve has got biz simple present tense'te yani geniş zamanda kullanıyoruz. Çünkü bir şey hep sahibizdir. O yüzden bunu hep geniş zamanda kullanırız. Yani aslında bu bir present tense yapısıdır. O yüzden he, she, it'te has kullanmamızın sebebi bu cümlenin bir present yapı olması ve present yapıda simple present tense'de biz s'leri he, she, it'ten sonra verb'in sonuna ekliyoruz. Buradaki have'in sonuna kısaltıp has eklememiz gerekiyor. O yüzden she, he, it'ten sonra has got kullanıyoruz. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Tabii burada have got'ı, has got'ı sahip olmak olarak kullanıyoruz. Have'in başka durumları, have'in başka verb halleri var ama özellikle sahip olmak dediğimizde bir şeye sahip olduğumuzu söylediğimizde ve o her zaman ona sahip olduğumuz için mutlaka have got, has got kullanmamız gerekiyor. Thank you.